Ben Nazım Yıldırım. Mekke'ye hac için geldim. Hac Allah tarafından emir edilen ancak yapabilen işin farzdır. Mekke'ye karşı çok büyük bir hasret var. İşimde çok büyük bir mutluluk var. Çünkü Allah'ın çağrışına geldim ve diliyorum ki Allah tarafından kabul eylesin. Kafilem olduğu yere geldim ve bu kafilede kalanlar çoğunluğu Türk. Ve hepsi Mekke'de bulundukları için çok mutlular. Kafiledekilerle beraber Kabe'ye gitmek için hazırlandık ve hayırlısıyla tavaf ve sa'i farzını yerine getireceğiz. İşte o muhteşem Kabe'ye geldik. Beklediğim yıllar sonra Allah'ın beytinin önünde olduğumu bir türlü inanamıyorum. Kalbim ve nefesim şiddetlenmeye başladığını hissettim. Allahu Ekber diyerek ayaklarım Kabe'ye doğru beni götürüyor. Ama bu güzel mutluluk fazla uzun sürmedi. Çünkü başım dönmeye ve karnım ağrımaya başladı. Tavafın 6. şotta bu ağrı beni durdurdu. Kabe etrafında bulunan askerler bana yardım ettiler. Ve zar zor 7. şotu tamamladım. Ve sonra tuvalete gittim. Tuvaletteyken kan olduğunu fark ettim ve şiddetli baş ağrısı da oldu. Taksiyle otele dönmeye karar verdim. Başım o karnım hala ağrıyordu. Çok uyuduğum halde hala ağrılar devam ediyor. Allahu Ekber. Nazım, Nazım Bey, namaza kalkar mısınız? Eşhedü en la ilahe illallah. Namaza kalktım ama gene ağrılar vardı. Tuvalette gene şaşırdım, kan gördüm. Namaza gittim ama içimde korku vardı namazı tamamlamayacağımı.
Namazdan otele döndüm. Danışmadaki personele başım döndüğünü ve karnım çok ağrıdığını söyledim. Artık ağrılara dayanamayıp yara yığıldım ve hemen 112'ye çağırdılar. Artık dayanamıyordum çünkü ağrılar şiddetlendi ve hemen 112'ye çağırdı. Ambulansla beni Mekke Türk Hastanesi'ne götürdüler. Oradaki doktorlar tarafından yapılan fiziki muayene ve tahliller sonucunda iç kanama olabileceğinden şüphelendiler. Ve tam teşekküllü bir hastaneye sevk edeceklerini söylediler. Tamam, onlar nasıldı? Mekke İhtisas Nur Hastanesi'ne sevkini yapılıp oradaki bütün tahlilleri yapıldı. Yapılan tahliller sonucunda kanama olduğunu teyit ettiler ama kanamanın tam yeri tespiti yapamayacaklarını söylediler. Nur'daki doktorlar daha üstün bir teknolojiye sahip olan Kral Abdullah Medical Hastanesi'ne sevk edileceğini söylendi. Bütün bu işlemleri yapılırken Türk Sağlık ekibinden Doktor İsmail Hakim hep yanımdaydı. Doktorumuz bu işlemlerden hepsinden haberdardı ve bu hastane çok üstün bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi ve endoskopi işim beni ikna etti. Nazım Bey, herhangi bir hastalığın var mı? Nazım Bey, kalkar mısın? Üstünü değiştirecekler. Gene baş ağrılarım devam ediyor. Nazım Bey, iyi misin? Yoğun bakıma nakil edildim. Geçmiş olsun. Doktor Bey diyor ki Nazım Bey, bize güvensin ve herhangi bir korkusu olmasın. Çünkü buradaki teknoloji çok yüksekmiş ve emin ellerdesin. Kabul ediyorsun değil mi Nazım Bey? Allah'ın izniyle ameliyata olacaksın ve hiçbir şey sıkıntın olmayacak. Ve bu hastanede arkaya arkaya 4 defa endoskopi yapıldı. Allah'a şükürler olsun, iyileşmeye başladım. Benim Kral Abdullah Medical Hastanesi'nde bulunduğum süre içinde doktorlar
ve hemşireler bana çok iyi davrandılar ve hep güler yüzle karşıladılar ve inanılmaz bir şekilde ilgilendiler. Onlara hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sonra Allah Teala sizlerden razı olsun. Çok sürdü altından, doktorlardan, ondan sonra kralından çok memnunum. Ondan sonra yoğun bakımda yattım, güzel yüzleri çok iyi baktılar bana. Beş kere Melik Abdullah'ın Zuhud-i Tefara ve la hıssayın ve la kızda Mustafa Tam diye bir hanaya mürekkeze Al-Vodya al-Başuruş ve Kelimat-ı Hidva yomiyen Al-Hanaya Tam'a الناس الموجودين اللي هنا وأنا بشكر الله سبحانه وتعالى أن يهم البلد هذه بجزء البركة والإهتمام والكرم للحفاظ على الحرمين شكرا جزيلا. الله تعالى بمدته بجزته دوال فرمت. الله يحفظ لنا. الله تعالى بكي بجزته بمدته ورثة. الله يطول لك الموجودين دائما. بس كنا دي الله تعالى سيدة. Sizin gibi sayılarını artırsın. سووا تحويل من مستشفى النور لمستشفى الملك عبد الله. الله يعطيهم العافية ما قصروا سووا له منظار فوقي وتحتي تقريبا ثلاث مرات وسووا له الدوبلر اللي هو أرتروفينوز عشان يعرفوا المكان النزيف بالضبط فين مكانه. عشان لا يسوي له سيرجري يكون هم مو عارفين بالضبط فيه. وفعلا المنطقة اللي هي بين الأبعاد الدقيقة والقليلة المنطقة اللي اسمها إليو تشيك هذا طبعا حددوا بالضبط المنطقة تقريبا 10 سم انه النزيف هنا وسووا له تكرار اللي هو منظار كولونوسكوبي فاتضح انه فعلا المكان هذا بس ما قدروا يسولوا له عشان يشوفوا الوريد عشان يعرفوا النزيف. بعد كده سووا له لابراتومي اللي هو قفل نفس مكان النزيف فالحمد لله دحين بصحة طيبة وما في أي مشكلة والهيموغلوبين رجع لعادة الطبيعية. Şimdi gittim tuvafa. Tuvafa gittim. 6 sefer döndü. Başım dönüyor. Bayılacağım, yere düşeceğim. Yarım şevk kaldı. Yarım şevk. يوم الاثنين بعد ما بدأت الشوط السادس حسيت بغيبوبة حسيت بدوخة. Nasıl geldim attım bir kenara, bileğe tutundum, yine ayakta duramıyordum. Yıkıldım yere. Asker geldi, bizi orada kalk, hadi öte. Burada oturulmaz. Yani askeri takip edeceğim, askeri takip edeceğim. Azab, bela, evfat, beter verme ya Rabbi. İslam alemini müzaffer eyle ya Rabbi. Dünyada, ahirette müzaffer eyle. Allah Teala sizlerden razı olsun. Hepinizden.
Hepinizden sizlerle ilgilendiniz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah Teala belki Hazreti Muhammed sizlere şefaatçi etsin. Allah Teala belki...